artık Kütahya akıllanıyor. Kütahya vatandaşıyla, uygulamasıyla, teknolojisiyle akıllı bir kent olacak. Kütahya'da Türkiye'de örnek olacak akıllı ulaşım projesi hayata geçirildi. İlk olarak belediye binası önünde konuşlandırılan Kart 43 işlem merkezinde eski kartların kişiselleştirilmiş karta dönüştürülmesi işlemi yapılıyor. Yeni şeyde kullanmamış, araçlarda kullanmamış, içindeki parayı göremiyoruz. Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Halim Işık, bu haftadan sonra cep telefonu üzerinden de kare kodla otobüse biniş yapılacağını belirterek görme engelliler için de geliştirilen sistemden bahsetti. Mart ayı başından itibaren 287 adet halk otobüsünün tamamına yeni sistem ücret toplama cihazları takıldı. Uygulamaya başlandı. Bu hafta itibariyle de cep telefonu üzerinden ücret ödeme sistemi tüm otobüslerimizde uygulamaya geçecek. Türkiye'de ilk kez Kütahya'da uygulanan bir yeniliği de şehrimizde hemşehrilerimizle tanıştırdık. Özellikle görme engelli vatandaşlarımızın inmek istedikleri durağa yaklaşınca cep telefonlarına sesli veya titreşim mesaj giderek durağa yaklaşıldığını gösterebilen bir uygulamayı da buna monte ettik. Başkan Işık eski kartların halen geçerli olduğunu söyledi. Vatandaşımızın elindeki eski kartın değiştirilmesi için herhangi bir ücret talebi söz konusu değil. Aynen onlar geçerlidir. İçerisindeki krediler de geçerlidir. Vatandaşımızın elinde eskiden bakkaldan almış olduğu bilet varsa o da geçerlidir. Bitince yeni kare kod uygulamasıyla yeni bilet, günlük bir ya da tek binişlik bilet alıp onu kullanabilecek durumdadır. Yani vatandaşlarımız endişe etmesin. Ellerinde geçmişten kalma ne var ise tamamı aynen geçerlidir. Yeni bir kart müracaatı olduğunda da sadece 10 lira karşılığında bu yeni kart çıkartılıp vatandaşımıza teslim edilmektedir. Eski kartlar halen geçerlidir. Onlar kişiselleştirildi. İçindeki tüm veriler bugün uygulanmış gibi uygulamaya geçirildi. Sisteme akıllı durakların entegre olacağını belirten Başkan Işık, ayrıca kartta sadece su değil elektrik ve doğalgaz işleminin de yapılmasını planladıklarını aktardı. Artık akıllı duraklar ve akıllı kavşak uygulamalarının yaygınlaştırılması gibi buna entegre sistemleri de devreye sokacağız. Akıllı kiosklar, buradan özellikle hemşerilerime sesleniyorum. Yakında inşallah sadece su değil, elektrik ve doğalgazın da belediyemizin bu yükleme cihazlarından yüklenebildiği ya da faturasının ödenebildiği bir sisteme de geçeceğiz. İlgili kuruluşlarla da görüşüyoruz.